Çok teşekkür ederim. Arka dönsün, arka sağa dönsün. Arka sağa dönsün. Siz mi bırakırsınız? Ayak ucunu olabildiğince aşağı indirelim. Ayak ucunu olabildiğince aşağı indirelim. Ayak ucunu biraz daha aşağı indirelim. Aşağı indir. Arkayı kaldırın biraz. Bağla. Gel abi. Gel. Türk basınında bu kadar ilkeli, bu kadar düzgün, bu kadar insan seven, bu kadar vatan aşığı, ülke sevdalısı ve Pınar'ın İşte 10-15 gündür hastanede fizyoterapi alıyor sabah akşam. O gün de çok sıkılmıştık. Dedi ki hocam izin verin de İstanbul'a gideyim. Bahar geldi. Tamam dedi, öğleden sonra çıkacağız. Kahvaltıyı otozduk. 2 lokma aldı. Tıkandı böyle. Ne oluyor dedim. Hemşireye koş dedim. Hastanede en büyük yüksek alarm çaldı. Bütün hastane ayağa kalktı. 1,5 saat kalp masajı yapıldı. Tek cevap vermeyen yeri kalbiydi. Bitmeyen kahvaltımız oldu. Türkiye sevdalısıydı. Her şeyden önce. İnsancıl, herkese iyi davranan, mükemmel bir insandı. Bu tür örneklere, rol modellere çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Çok değerli eserler kazandırdı. Gerçekten acı bir gün. Çok üzüntülüyüm. Başta Pınar Hanım olmak üzere bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Tufan Bey Allah rahmet eylesin diyorum. Onu hep özleyeceğiz. Ama ne güzel ki hep güzel şeylerle, geride bıraktığı güzel şeylerle anılacak. Toprağı bol olsun. Milliyetlerim birlikte beraber, uzun yıllar beraber çalıştık. Gerçek gazeteciydi yani her şey. Mezarım cennet olsun, mekanım cennet olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tufan Bey'le benim matbuatta hemen hemen hiçbir beraberliğim olmadı ama kültür hayatından tanıyorum. Batı müziğine ve Batı kültürüne açık yanı vardı ve çok ilgiliydi.
bu konuda katkıları önemli tabii. Bunların hem dışarıdan hem de yakından takip ederek biri de uzun zamandır hastaydı, üzülüyordum. Bu tabii kaçınılmaz bir sonuç, başımız sağ olsun. Bizim için bir abi, bir öğretmendi. Hürriyetli olduğu 30 yıl boyunca biz beraber çalıştık. Her zaman bize bir yol gösterici oldu. Hatalarımız olduğu zaman mutlaka bizi uyardı. Bize her zaman yol gösterdi. Her zaman iyi niyetli. Çok farklı bir kişiliği vardı. İnsanlara kırmadan, gücendirmeden hep iyi şeyler yapmak için yönlendirirdi. Mekan cennet olsun. Çok üzüldüm tabii duyar duymaz. Yani bir süredir hastaydı zaten Tufan abi. Tedavi görüyordu. Ama yine de yani vefat haberi bizim için çok üzücü oldu. Çok yıkıldık. Ailesine sabırlar diliyorum. Bize öğrettiği güzel şeyleri yapmaya devam edeceğiz biz. Basın için gerçekten çok kıymetli birisiydi. Bundan sonra da onların, sadece onun değil, Çetin Emeci'nin, Abdi İpekçi'nin, Uğur Mumcu'nun bize öğrettikleriyle en iyi şekilde bu işi yapmaya devam edeceğiz biz.